Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. Bugün sizlerle açı yayınlarının hazırlamış olduğu AYT konu ağırlıklı deneme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Bir önceki paylaşımda TYT sorularını çözmüştük. Şimdi ise AYT'ye bakacağız. Bakalım neler sorulmuş. İlk önce sosyal bilimler 1 testinden başlayacağız. Bakalım bize hangi sorular sorulmuş. Şöyle. Evet. İlk sorumuza bakalım şimdi. Bakalım. Tarih biriminin özelliklerini istemiş bizden. Okuyalım. Tarih biriminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Tarih biriminin tanımından yola çıkarak özelliklerini hemen hemen kavrayabiliriz. Bakalım. Tarihi olayların geçtiği alanlarda incelemeler yapılmalıdır. Doğru. Nesnellik açısından bu önemlidir. Tarihi olaylar incelenirken birden çok kaynağa başvurulmalıdır. Doğru. Farklı farklı kaynaklardan faydalanması gerekir. Tarihi olaylar tarafsız olarak incelenmelidir. Doğru. Objektiflik bizim için esastır. Tarihi olayların incelenmesinde kesin ifadelere yer verilmemelidir. Doğru. Tarihte kesinlik yoktur. Eş şıkkına baktığımızda tarihi olaylar incelenirken milli hassasiyetler doğrultusunda hareket edilmelidir. Hayır. Burada öznelikten bahsedilmiş değil mi? O yüzden cevabımız eş şıkkıdır. Tarihin olması gereken tarafsızlıktır. Diğer sorumuza bakalım. Şöyle yapalım isterseniz. Bakalım diğer sorumuza şimdi. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde zaman, mekan ve konuya göre sınıflandırma yapılmıştır? Biliyorsunuz ki zamana göre tarihte niye esas alıyoruz? Şöyle yazayım sizlere. Dönem, devir, çağ ve yüzyılı esas alıyoruz. Mekana göre tarihte ise belli bir coğrafya. Belli bir coğrafya. Konuya göre tarihte ise belli bir konu seçiyoruz. Şimdi üçünü bizden istiyor değil mi? Bakalım. Cumhuriyet döneminde Anadolu'daki ekonomik gelişmeler. Cumhuriyet dönemi zamanı mı? Anadolu, mekan, ekonomik gelişmelerde konuya gelir değil mi? Cevabımızı bulduk. Diğerine bakalım. Orta çağda Avrupa. Çağ almışsa zamandır değil mi? Avrupa mekan olarak yer almış. 2. Murat dönemindeki bilimsel çalışmalar. 2. Murat dönemi zaman. Bilimsel çalışmalar konu. Fransız ihtilalinin Osmanlı'ya etkisi ihtilal. Değil mi? Etkisi. 1. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu. Bunu değerli alamayız. Cevabımız aşık olacaktır. Hemen ikinci sayfaya geçelim. Bakalım. İkinci sayfada bizden ne istemiş? Bakıyoruz hemen. Şöyle yapayım. Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilimler ve bu bilimlerin ilk kez araştırma alanı olarak ortaya çıkmasını sağlayan devletle eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir? Bakalım. Numizmatik Lidyalılar. Numizmatik ne demek? Para demek. Biliyorsunuz ki Lidyalılar 7. yüzyılda parayı bulmuştur. Doğru. Paleografya, Sümerler. Eski yazı birimi demek değil mi? Eski yazı. Yazıyı kimler buldu? Sümerler. Doğru. Diplomasi Babiller. Hayır. Diplomasi Hititler. Hititleri ele alacağız ya da Mısır'ı ele alacağız. Biliyorsunuz ki tarihin ilk yazılı antlaşması Hititlerle Mısırlılar arasında gerçekleşmişti. Cevabımız ne olacaktır o halde? Yanlıştır. Olduğuna göre C şıkkıdır. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Şöyle. Uygarlıklardan sorulmuş sanırım. Diyor ki haritada numaralanmış uygarlıklardan hangisi ilk çağda kolonicilik faaliyetleriyle uğraşmamıştır? Koloni ne demek? Sömürge demek değil mi? Bir yeri himayesi altına alma. Herhangi bir bölgeyi veya bölgeleri himaye altına almaktır. Bakalım. Yunanlılar. Şöyle şunu da unutmayın. Neden koloniler kurmuşlardı? Çünkü coğrafi konum bunu gerektiriyor. Yunanlılar denize yakın değil mi? İyonlar denize yakın koloniyle uğraşmışlardır. Fenikeliler ilk denizciler olarak bilinirler. Asurlar ilk koloniciler. Ama Sümerler daha çok tarımla uğraşmışlardır. Cevabımız ne olacaktır? 5. Sümerler. Fenike, Asur, İyon ve Yunan kolonicilikle uğraşan uygarlıklardır. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diğer sorularımıza göz atalım. Şöyle daha rahatça olabilmesi için. Tamam. Bakalım. Diyor ki
Anadolu'daki ilk insan kalıntılarıyla ilgili alan araştırması yapmak isteyen bir tarihçinin aşağıdaki kültür alanlarından hangisini ziyaret etmesi beklenebilir? Bakalım. Karasuk, Andronova, Anaf ve Tagar Orta Asya'daki kültürlerdir. Ama Tuşba Urartulara aittir, değil mi? Urartuların başkentidir. Şimdi sorarım size. Uygarlıklar mı önce gelir, Orta Asya'daki kültürler mi? Uygarlıklar önce gelir, değil mi? Urartular Anadolu'da kurulan bir uygarlıktı. O yüzden ilk kalıntılar nerede bulunur? Tabii ki uygarlıklarda bulunur. Cevabımız Tuşba olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Hindistan'da sınıfsal farkların görülmesinde etkili olan kas sisteminin durumlarından hangilerinin gelişmesine engel olduğu savunulabilir? Kas sistemi ne demekti? Sosyal tabakalaşma demek. Dini ve sosyal yapılanma kas sistemine göre hareket edilir. Bakalım diyor ki hangisini engeller? Siyasi birlik. Siyasi birliğe engel olur mu kas sistemi? Çünkü sınıf ayrılıkları var. Orta kültüre engel olur mu? Tabii ki olur. Toplumsal bölünmüşlük zaten toplumda toplumsal bölünmüşlük demektir kas sistemi. Engel olmaz. O yüzden eledik. Cevabımız değişik olacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza. Ne diyor? Basit bir soru. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Mezopotamya merkezi kurulan medeniyetler arasında gösterilemez? Genellikle uygarlıklar çıkmış, ilk çağ uygarlıklarından çıkmış. İlk çağ uygarlıkları bizim için önemli. AYT'de karşımıza çıkacaktır muhtemelen. Dikkat edelim. Şimdi ne diyor? Mezopotamya merkezi değildir diyor. Şimdi Fenike kalsın, açıklayacağım. Sümer ilk uygarlık. Uygarlığı başlatan devlet. Akat ilk düzenli ve büyük imparatorluk. Babil bilinen Kral Hammurabi kıssası. Kısas. Asur ilk koloniciler. Başkent Ninova. Asurbanipal Kütüphanesi. Cevabımız Fenike olacaktır. Fenike hangi bölgede? Doğu Akdeniz'de. İlk denizciler olarak bilinirler. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakalım diğer bir sorumuza. Orta Çağ'dan gelmiş. Orta Çağ Avrupa'sında Papa'nın aşağıdaki ayrıcalıklardan hangisi kilisenin yargı yetkisine sahip olduğunun göstergesidir? Papa'nın yargıyı elinde bulundurmasına verilen isim Engizisyon'dur. Engizisyon. Engizisyon mahkemelerinde Papa yargıyı elinde bulundururdu. Bakalım mahkeme ile ilgili bir şey var mı? Para karşılığında insanlara cennetten toprak satması Endülüjans'tan bahsetmiş. Hayır. Kendisine karşı gelenleri dinden çıkarması Aforoz. Büyük kilise ve katedrallerin yapılmasına öncülük etmesi dini merkezler. Sorun oluşturanlar için mahkemeler kurması. Doğru mu? Engizisyon. Belli bir bölgedeki dini ayinleri durdurabilmeleri cevabımız değişik olacaktır. Engizisyonu unutmayalım. Papa yargıyı elinde bulunduruyor. Bakalım diğer sorumuza. İpek yolu üzerinde egemenlik mücadelesi veren devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İpek yolu hakimiyeti için kimler özellikle savaşmıştır? Türklerle Çinliler, değil mi? O yüzden direkt Çinlilerle Türkleri eledik. Bizans Köktürklerle ittifak kurmadım. Kime son vermek için? Sasanilere son vermek için. Daha sonra Köktürkler ne yapmıştır? Akunlara son vermek için Sasanilerle ittifak kurmuştur. Sasanileri de eledik. Bizans'ı da eledik. Babürler Hindistan'da kurulan devlettir. Hemen gelelim diğer sorumuza. Kusura bakmayın biraz durakladık. Bakalım. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları aşağıdaki alanlardan hangisine daha az gelişme göstermiştir? Biliyorsunuz ki İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları genellikle göçebeydi, değil mi? Ve göçebelerse hangileri daha az gelişir? Göçebe temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Hangileri daha az gelişir? Şimdi bakacağız. Bakalım şimdi. Bakalım. Hayvancılık. Eledik mi? Eledik. Madencilik. Zaten bunları diğer devletlere satarlardı. Dokumacılık. Doğru. Mimari alanda Uygurları unutmuyoruz. Ama denizcilik çok azdır. Denizcilik alanında çok az gelişmişlerdir. Cevabımız eşik olacaktır. Sosyal bilimler bir testimiz bu şekilde. Hemen sosyal bilimler iki testimize geçelim. Bakalım sosyal bilimler iki testinde neler sorulmuş? Sosyal bilimler bir testi pek fazla zor değildi sanırım, değil mi? Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz.
Bakalım. Şimdi ne diyor? Diyor ki tarihin zaman, mekan ve konuya göre sınıflandırılması ve devirlere ayrılarak incelenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, tarihin zaman, mekan ve konuya göre sınıflandırılması ve devirlere ayrılmasındaki en büyük amaç bize kolaylık sağlanmasıdır. Eğer böyle bir şey olmasaydı, devirlere ayrılmasaydı veyahut zamana, mekana ve konuya göre ayrılmasaydı bizim için çok zorlaşırdı değil mi? O yüzden buradaki amaç ne yapmak? Kolaylaştırmaktır. Bakalım. Tarihin objektif bir şekilde incelenmesini sağlamak. Hayır. Belli bir zamanın geçmesi lazım bunun için. Tarihin formül ve kurallarla açıklanmayacağını göstermek. Hayır. Deney ve gözlem metodu yoksa direkt bunu eledik zaten. Tarihte araştırmayı ve tarih öğrenimini kolaylaştırmak. Doğru mu? Doğru değil mi? Tarihin yardımcı birimlerle etkileşimini artırmak. Hayır. Tarihin pozitif bir birim olduğunu belirtmek. Hayır, bizden bunu istemiyor. Cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bakalım. Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılı esasına göre hazırlanmıştır? Yani diyor ki hangisinde bir yıl 354 gündür? Ay yılı esaslı takvimi bulan uygarlık hangisiydi? Sümerler'de değil mi? Şimdi 12 hayvanlı Rumi, Miladi ve Celali. Şunları şöyle alalım. Güneş yılı esaslıdır. Anlaşıldı mı? Güneş yılı esaslı. Zaten dördü güneş yılı esaslı. Biri ise ay yılıdır. Unutmayalım. Ay yılı esaslıdır. Cevabımız hicri olacaktır. Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlayacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bu soruya dikkat edelim. AYT'de karşımıza çıkabilecek bir soru tipidir. Lütfen dikkat edelim. Önemlidir bu soru. Bakalım. Diyor ki yukarıdaki tarihe yardımcı birimlerden hangisi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir? Bakalım. Devletler arası antlaşmaları inceler. Hangisine girer? Diplomasiye girer. Aldık. Kültürlerin geçmişten günümüze kadarki gelişimini araştırır. Kültür deyince aklımıza etnografya gelecektir. Bunu da aldık. Toprak ve su altında kalan eserleri gün yüzüne çıkarır. Kazı biriminden bahsedilmiş değil mi? Arkeoloji. Arkeo. Geçmişte basılan paralar. Nümizmatik. Nümizmatik. Bakalım hangisi yok. Diplomasi var mı? Var. Nümizmatik var mı? Var. Arkeoloji var. Filoloji kalsın. Etnografya var mı? Var. Cevabımız dil bilimi olacaktır. Dil biliminden bahsedilmemiş. Hemen geçiyoruz diğer bir sorumuza. Diyor ki bir tarihçi kendisine inceleme alanı olarak 11. yüzyılın birinci yarısının ikinci çeyreğini seçmiştir. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi yukarıdaki inceleme alanı içerisinde yer alır? Bunda bilmemiz gereken önemli şeyler tarihlerdir. Tarihleri bilmezsek bu soruyu çözemeyiz. O yüzden tarihlere dikkat etmemiz gerekir. Tarihleri bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Şimdi İstanbul'un fethi. Tarih 1453. Ne diyor? 11. yüzyıl diyor. Bunu eliyor muyuz? 15. yüzyıl. Eledik. Talas Savaşı 751. 8. yüzyıl. 11. yüzyıl diyor. Miryokefalon Savaşı 1176. 12. yüzyıl. Eledik. Elimizde iki seçenek kaldı. Malazgirt 1071. Dandanakan 1040. Cevabımız ne olacaktır? Diyor ki 11. yüzyılın birinci yarısının ikinci çeyreği. Cevabımız Dandanakan Savaşı olacaktır. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Bakalım hemen. Ne diyor? Diyor ki tarih öğretmeni Ahmet Bey insanlığın ilk dönemleri ünitesini işlerken öğrencilerine Anadolu'da kurulan uygarlıklar hangileridir sorusunu yöneltmiştir. Bu soruya yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır diyor. Ozan, Lidyaralar Anadolu'da mı kuruldu? Anadolu. Mehmet, İyonlar. Doğru. Özge Urartular Doğu Anadolu'da. Eda Hititler nerede kuruldu? Çorum'da. Köksal Sümerler. Sümerler uygarlığı başlatan devletti değil mi? Sümerler Mezopotamya'da kuruldu. Cevabımız E şıkkıdır. Sorumuza bakalım. Güzel bir soru. Bu soruya dikkat edelim. Bu soruya dikkat çekelim. Diyor ki tarihi bir yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonrasında elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangisi bu bölgede yaşayan toplumun yerleşik hayata geçtiğine kesin kanıt olarak gösterilebilir? Yerleşik hayata nasıl geçecektir? Tarımla değil mi? Eğer
Sulama kanalı. Sulama kanalı. Ve bununla beraber orak ve saban varsa kesin olarak tarım vardır ve yerleşik hayata artık geçeceklerdir. Orak ve saban niye yazdım? Tarımın olduğuna kanıttır. Tarım varsa yerleşik yaşam da vardır. Sulama kanalı bizim için kesin yargıdır. Savaş araç gereçleri? Hayır. Göçebelerde bunu kullanır. Fosilleşmiş buğday taneleri? Kesin değil. Tahıl saklama kabloları? Kesin değil. Sulama kanallar. İşte aradığımız cevap burada. Buğday öğütme tahılla birlikte eledik zaten. Sulama kanallarını unutmuyoruz. Ve sorumuza bakalım şimdi. Ortataş devrinde ateşin bulunmasının insan topluluklarına etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ateş bizim için neden vardır? Pişirmede yardımcı olur mu? Olur. Aydınlatmada? Olur. Korunmada? Olur. Isınmada? Olur değil mi? Tabakalaşma ile alakalı bir durum yoktur ateşte. Harita sorusu. Bakalım. Diyor ki, ilk çağda kültürlerin geliştiği merkezler arasında haritada numaralanmış alanlardan hangisi yer almaz? Soruyu basit. Zaten kültürler genelde orta kısımda olur değil mi? Dışta genelde pek fazla olmaz. Cevabımız bir olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Diyor ki, tarihte ilk tek tanrılı din anlayışını benimseyen ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki İbraniler Museviliği benimsemişlerdir ve bu dinin dışarıya çıkmasına engel olmuşlardır. Bu dini kendi içlerinde yaşamışlardır. O yüzden tek tanrı din anlayışını getiren İbranilerdir. Filistin'de kurulan İbraniler. Hemen diğer konumuza bakalım, diğer sorumuza. Orta Çağ'da Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında yapılan 100 yıl savaşları sonucunda birçok derebeyin ölmesi anlayışlarından hangilerinin zayıflamasında etkili olmuştur? Derebeyler ölmüşse merkezi krallıklar güç kazanır, zayıflamaz. Feodalite derebey demek, güç kaybeder. Meşruti, Orta Çağ'da meşruti diye bir kavram daha yok zaten. Meşruti ne demek? Seçim meçimden bahsetmesi lazım. Meşruti monarşi gibi. Kralın, halkın kralın yanında yer alması gibi. Bunu da eledik. Cevabımız feodalizm olacaktır. Son sorumuza bakalım. Diyor ki, Orta Çağ'da göçebe toplumların yerleşik toplumlardan ithal ettiği mallar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Göçebe toplumlar yerleşik toplumlardan hangisini ithal etmemiştir? Tahılı ithal eder mi? Eder. İpeyi en çok Çinlilerden elde ediyorlardı. Canlı hayvan kalsın. Baharat ithal eder. Meyve ve sebzeyi ithal eder. Zaten temel geçim kaynakları hayvancılıktır göçebelerin. Nasıl ithal edecekler? Cevabımız C şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, sorularımız buraya kadar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Cevap anahtarı için zaten profilimde hesabım var. Ona tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Size cevap anahtarını veririm. Genel olarak sözelde edebiyat genel gelmiş. Tarihte ilk konular. Coğrafyaya pek fazla bakamadım. Din kültürü bayağı zor. Bununla beraber matematikte tarama gibi görünmüyor. Tarih sorularını sizinle paylaşmak istedim. İlk konular olduğu için pek fazla sizi zorladığını düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum pek fazla sizi zorladığını. Umarım denemeniz iyi geçmiştir. TYT'yi de paylaşmıştım zaten. Bakabilirsiniz TYT'ye. Sorular bu şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Kafanıza takılan bir soru veya bir konu olursa yardımcı olmaya çalışırım. Farklı kaynaklardan Türkiye genel deneme sınavları elime ulaştıkça paylaşmaya gayret edeceğim. Farklı denemelerden soru çözeceğiz. Konular üzerinden de birkaç video var. Onları sizlerle paylaşacağım. Merakınız olmasın. Daha çok soru çözme ve bilgi istiyorsanız takipte kalın. Tarihi daha iyi öğrenmek istiyorsanız veya netlerimi nasıl arttırabilirim diye düşünüyorsanız onun da videosu var. Bol bol soru çözeceğiz. Tarihte kural budur. Bol bol soru çözeceksiniz.
Konumuz buraya kadar, sorularımız buraya kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kültürle kalın, bilgiyle kalın, tarihle kalın. Hoşça kalın.